Çorum Tabip Odası Başkanı Doktor Mustafa Azak, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır yoğun bir mücadele içerisinde olan sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Hastane personeli, aile hekimleri ve filyasyon ekibinin geceli gündüzlü büyük bir özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken Azak, aylardır sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçıların zor şartlar altında görevlerine devam ettiklerini dile getirdi. Gerek sağlık personeli gerekse hekimlerin büyük bir risk altında ve fedakar bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Azak, bu zorlu sürecin bir an önce atlatılması için vatandaşların da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara harfi yiyen uymalarını istedi. Tüm dünyada ve ülkemizde zorlu bir süreçten geçmekte olduğumuz COVID-19 pandemisinde Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi sağlıkçılarımızın yüzde 10'u bu enfeksiyona yakalanmış durumda. İlimizde de bu enfeksiyona yakalanan doktor ve sağlıkçılarımızın olduğunu biliyoruz. 14 gün karantina geçirenler evde izolasyonun ne kadar zor olduğunu bilir. Ben de geçen hafta... İki hafta önce bu enfeksiyon, karantina ve enfeksiyon dönemini ailemle geçirmiş durumdaydım. Gerçekten baş ağrıları ve diğer semptomları çok sıkıntılı durumlar doğurabiliyor. Çocuklarda da çeşitli semptomlar doğurdu. Bu enfeksiyona yakalanmaktan korunmak en kolay olduğu kanaatindeyim. Bizim sağlık sağlıkçılarımız, hekimlerimiz, sağlık çalışanları ailelerini ve işte büyüklerini, ebeveynlerini risk altında bulundurmamak için bu karantina sürecini 3 ay, 4 ay, aylarca yaşadığı oluyor. Ve fedakarlık o kadar yüksek ki bu evine gitmeyip kendilerine ayrılan özel misafirhanelerde karantinada kalan çoluğuna çocuğuna işte enfeksiyon bulaştırmamak için yaşamlarını orada idare eden, işe oradan gidip gelen insanlar olduğunu duyuyoruz. Bu ise hekimlerimizde, sağlık çalışanlarında çok büyük zorluklar doğurmakta. Ayrıca çalışma ortamının zorluklarında da burada bahsetmek istiyorum. Biliyoruz işte bir tane maskeyi takmaktan zorluk çeken halkımız, sağlıkçıların 3-4 tane maskeyle, koruyucu önlüklerle, siperliklerle, insanların zor dayanabileceği bir şartta çalışmaya da devam etmekteler. Şu anda sağlıkçılarımız çok yoğun zor şartlarda ve eskisine göre daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Burada filyasyon ekiplerine de değinmek istiyorum. Filyasyon ekipleri gerçekten geceli gündüzlü yoğun bir şekilde çalışmaktalar. İnsanlarımızın evlerine gidiyorlar, oralarda onlara ilaç veriyorlar, onların takiplerini yapıyorlar. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Covid-19 pandemi süreci aile hekimliklerinde de yükü bayağı artırmış durumda. İnsanların takip edilmesi, filyasyon çalışmalarında onların evlerini tek tek aranması ve ayrıca gelen hastaların onlardan enfeksiyon riski taşıyan hastalarla birebir karşılıklı temas halinde olması aile hekimliklerinde de hem riski hem de stresi artırmış durumda burada halkımıza önerilerim de olacak. Sayın Sağlık Bakanımız'ın da açıkladığı gibi maske, mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyulması gerekmektedir. Çünkü bu maske özellikle belirtmek istiyorum. Halkımız arasında zaman zaman üzülerek gördüğümüz sırf takmış olmak için işte maskeyi işte uygun şekilde takmayan kişileri görmekteyiz. Halbuki maskenin işte burun açılmadan Uygun şartlarda takılması lazım. E, artı hijyen kurallarına veya işte zaman zaman basından görüyoruz toplu e, partiler, toplantılar işte e, herhangi işte kuyruklar e, gibi e, bazı kişilerin e, bu süreci pandemi sürecini önemsemediğini maalesef görüyoruz. Aile kimliklerine, hastanelere sebepsiz yere, gereksiz yere gidip oraları meşgul etmemesi, e, oralarda e, işte kalabalık oluşturup enfeksiyona risk oluşturmaması gerektiğini bir defa daha belirtmek istiyorum.